kişiye şu anda ulaştı. Ne oldu lan? Açmıyor mu? Açmıyor ya. Ya direksiyonda dediniz ya, belki o yüzden açmıyor. Korku faz mı geçti ya? Yok değildir ya. Yok değildir canım. Sen dedin değil mi, güvenilir biri diye bu doktor, evet, bize. Evet canım, evet. Tabii canım, acele etmeyin ya, ve olacak. Hah, geç kalmadık değil mi? Hana. Baba. İyisin değil mi? Sen? Çok daha iyiyim. Şimdi herkesin içinde bir şey demeyeceğim. Niye, ne diyecektin? Ama ilk fırsatta, ilk fırsatta seninle hapisten kaçmanın neden kötü bir şey olduğunu konuşacağız baba oğlum. Oğlumdan fırça yiyeceğim. Vay be, olsun. Babaların kaderidir. Düşün bir de kızım olunca nasıl fırça yiyeceğimi. Kız bir de anasına çekerse sen o zaman gör ha. Belimde silah yok diye mi böyle yapıyorsun Meltem? Hayır, içeride neşterlerim var diye böyle yapıyorum sanırım. Çok güzel anlaşıyorlar benim canlarım. Maşallah. Maşallah. Amin. Evet, nerede doktor? Doktor. Ha evet, bir daha ara, bir daha ara. Doktor. Gelir canım, sıkıntı yok, gelir. Hayır canım, siz gelmişsiniz, o daha yok, olur mu öyle şey? Aradığınız kişiye... Aradığınız doktora şu an... Lütfen. Ben iyi bir cerrah tanıyorum. Doktorumuz da geldi. Ha, doktor ağız. Hoş geldin doktor. Hoş bulduk. Yaver bana gelip... Mert bir delikanlının ve oğlu için her şeyi yapabilecek bir babanın... iyi bir cerraha ihtiyacı olduğunu ve... bunun karşılığında... bir çanta dolusu para vereceğini söyledi. Ben de kendisine... aşık olduğum kadına... nikah masasında yaptığım yanlışı... ameliyat masasında düzeltme fırsatı karşılığında... benim ona bir çanta dolusu para verebileceğimi söyledim. Ben de kabul etmedim ama tabii ha. Memur ya, yazıktır. Ben de memurum. Bir çanta dolusu param yok, evet. Yani beni affedebilecek misiniz onu da bilmiyorum. Ama Mert beni de bir abisi olarak kabul ederse bana yeter. Bu konuyu da belki daha sonra konuşabiliriz. Hı? Ağlattın da karım. Yok ya, hormonlar dolu, klasik hamilelik yani. Gerçekten mi? Hamileyiz. Tebrik ederim. Teşekkürler. Evet, hayır. Herkes... Ne oldu kızım? Benim de kusuruma bakmayın, benim görümcem hamile. Ondan bahsedeyim. Sakin. Evet, herkes buradaysa sofraya geçelim mi? Prosedür nedir? Gelin hanım. Hocam. Ne yapıyor oğlum bu? Tamam, Derya. Hadi. Başlayalım. Hadi. Ne yapıyorsun? Hadi başlayalım, geçelim. Evet, donörümüzün menengiçi geldi. Buyurunuz vay, efendim. Vay vay, yaşatma abiliyon Songül Payaslı. Vallahi yaşatma abiliyon. İşte öyle. Sadece Sadi Payaslı'yı yaşatma abiliyom ama. Ne yapacaksın onu? Bir şey söyleyeceğim. Biz bu Kıvanç'a sorsa mıydık ya önce? Ameliyattan önce bir şey olur mu falan diye kahve konuşsun. Bir içme, dur. Ne olacak ameliyattan önce? Bu her derde deva. Verem olsan iyileşirsin. İyi hadi, afiyet olsun. Oh, eline sağlık. Oh, afiyetler. Bu senin mi yoksa emanet mi? Sen mi aldın bunu? Ne bu senin mi ya? Kostüm bu. Fosforlu olan. Üstündeki. Bu Yaver verdi. Geri verme bunu. Arada bir akşam evde giyersin. Niye ya? Hadi ya. Evde polis üniformamı unuttun galiba. Haşa. Ona bir lafım yok. Sadece bir böyle sarı fosforlu cavcavlı ya. Gerçi sen ne giysen göz alıcı ayrı mısın? Kıvır 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 da hadi bir şey demeyeceğim neyse. İyi o zaman, tamam. Ben bunu alayım. Karnım daha şişmedi ya, bol bol giyerim. Diğerinin yeri gerçekten ayrı. O üniformayı güzel karıcığım kahramanlık nişanları, madalyalar aldığında giyecek. Buzecik madalyalarını sayacak annesinin. Fırfırlarıyla oynayacak. Fırfır anneciğim, fırfır, fırfır, fırfır. Bir şey mi oldu güzel kız? Hı? Bir şey mi oldu?
Yok. Hiç öyle güneşten herhalde. Güneşten mi? Üniforma için diyorsan... Ben içinde sen varsın diye beğendim. Yoksa bana ne ya? Kargadan başka kuş, karımdan başka paramedik tanımı. Giyeceğim dedim işte, tamam. Tamam, giy. Bunu geri verme. Ben gidip bir bakayım. Bu Dr. House beni nasıl ameliyat edecek? Tamam. Planları ne, bir konsepti var mı? İşte girecek mi kasap gibi? Bunları bir sorayım. Sen böyle şeyler değil mi zaten? Çok. Üzülmesin. Ben gideyim buna. Hadi bak. Bunu geri verim. Doktor House. Baba. Aslan oğlum. Sana bir şey söyleyeceğim. Eğer bir terslik yaşanırsa... Ters bir şey gitmeyecek. Baba lütfen. Eğer bir şeyler ters giderse bilmeni istiyorum. Baba oğul geçirdiğimiz şu birkaç gün bile... ...babamla yapamadıklarımın acısını aldı götürdü benden. Bunu bilmeni istiyorum. Aslan oğlum ben. Daha bir sürü şey yaşayacağız beraber. Daha listemiz var. Seni çok seviyorum baba. Ben de seni güzel oldum. Evet, hadi başlayalım. Hadi. Aramam mı? Yaver, sen neredesin? Buradayım ağam. Ben size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. O kadar büyük fedakarlık yaptınız ki. Sağ ol. Teşekkürlük bir şey yok Derya. Lafını bile etme. Ağrıyor mu başın? Evet. Doktor. Doktor House. Şimdi ne olacak? Tamam, bunu yaptık. Allah razı olsun. Da bu iş böyle burada sürmez. Şu an Mert için en iyisi. Sürecin geri kalanını hastanede geçirmesi zaten. Nasıl yani? Bu durumda başka bir hastane? Ben bizim hastanede bir takım ayarlamalar yapacağım. Mert'i başka bir isimli hastaneye yatıracağız. Sen kendini ne kadar riske attığının farkında mısın? Kim için riske attığımı düşününce ne kadar riske attığımın bir önemi yok. Biz çıkalım diyeceğim de benim kocam... Hayır, dur sen... Yok, biz bu konuyu daha sonra detaylıca konuşuruz. Biz çıkamayacağız, şey yaparız. Allah razı olsun doktor, sağ olasın. Konuşur muyuz? Allah'ım yarabbim, ya şu hormonlara bir şey yapın, tıpta bir şey bulunsun bunun. Ben hamile ağlıyor, çocuk uyuyor, bağırıyor. Ağlattınız güzel kardeşim, gene ağlattınız ya. Ya. Ben biraz bu konuyu araştırdım. Güzel kardeşim. Her ne kadar doktor bey kadar hakim olmasam da o konuya kendimce bir araştırma yaptım tabii. Bu öyle geçen bir durum değil. Terapisi de yok maalesef. Bir takım çalışmalar olmuş ama yok, geçmiyor. Operasyonu da yok. Yani bu ömür boyu seninle beraber yaşayan bir durum. Bu üzüntü ve tedirgin olma hali, bir o kadar da mutlu olma hali. Yani dünyanın en mutlu olma hali. Bunun adına tıp dilinde ne diyorlar bilmiyorum ama halk dilinde annelik diyorlar. Allah bütün annelerimize sadece ve sadece mutluluk gözyaşı döktürsün. Burnuma döpeyim mi?
Anne. Mertciğim. İyi misin? Bilmem. Hemşire olan sensin. İyi miyim? İyisin. Çok iyisin hem de. Çok güzel geçti operasyon. Babam nasıl? İyi. Baban da iyi. Sadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mert seni soruyor. Ya senin üstüne mi yattım? Niye söylemiyorsunuz ya? İyi misin? İyi, iyi. Sen... Uyandı mı? Mert uyandı. Nasılsın? Baba. Nasılsın oğlum? Aslanım ben. Biraz ağrım var. Ama sıkıntı yok. Ne çekin? Baba. Ne olacak şimdi? Aman da kimin abisi uyanmış? Buzdenaz'ın abisi uyanmış. Aman aman. Allah Songül abla. Bu geceyi uzun uzun anlatacağım Buzdenaz'a. Anlatacaksın tabii. Anne. Canım. Gizem. Ne? Anne Gizem endişelenmiştir. Ona bir haber vermek lazım. Yeğenim. Ya senin dert ettiğin şeye bak ya. Hizmette sınırı yok ha bizde. Amcan sana hazır etti bile. Sen al, yalnız kısa tut, kontür as. Tamam mı? Biz hadi çıkalım ya, rahat rahat konuş. Hadi konuş. Sadeciğim ne yapıyorsun biz? Hepimiz çıkıp konuş ya. Otur. Hepimiz biliyoruz aşk ne demek. Konuş Aslan. Biz dinlemeyiz, duymayız. Konuş arkadaşınla sen. Değil mi? Duymayız. Meraklanmıştır yani, şimdi o. Şey yapmıyorum, sen dikkat et. Konuş. İyiyim. İyiyim. Ah Kerem. İyi mi? Siz böyle sohbet edelim ya. Konuşsun çocuk rahat rahat, boş verin. Kim ya? Alo buyurun. İstiridyenin içindeki inci tanesi mi? Mert. Sen misin? İyi misin Mert ha? Nasılsın ya? Ben öldüm burada meraktan. Niye bana bir haber vermiyorsun? Sevgilim. Bak biz ne konuşmuştuk ama ağlamak yok demiştik değil mi? Operasyon bitti. Ben iyiyim. Yani... Her şey yolunda, ağlamanı istemiyorum lütfen. Bak seni çok seviyorum. Bitti mi? İyi misin? Hiçbir şeyin yok değil mi? Mert, neredesin şimdi? Ben hastaneye geldim. Baktım mama seni bulamadım. Yarın hastaneye çıkacağız. Şu anda burada da pek müsait bir ortam yok konuşacak. Bak benim için endişelenme tamam mı? Ben iyiyim. Ben iyileşeceğim, ayağa kalkacağım. Buradan çıkacağım. Direkt senin yanına geleceğim. Sakın. Sakın ağlayayım deme. Anlaştık mı? Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum ben. Bana muhakkak haber ver. Ben yarın geleceğim tamam mı? Görüşürüz. Allah'ım şükürler olsun. Çok şükür yarabbim. Evet helal be. Aslan oğlum benim. Mert. İyi misin? Ay. Çok pardon, çok pardon, çok pardon. İyi misin? İyiyim. Ya öldüm meraktan. Sana bir şey oldu diye aklım çıktı, aklım. Korkma. İyiyim. Hiçbir şeyim yok. Bak, şu an daha iyi oldum. Yok. Endişelenecek hiçbir şey yok. Çünkü bir müddet daha başına bela olmak için etrafında olacağım. Çok iyi baktırıyorum kendime. İyi olmana çok sevindim. Havalandırmanın haberi var mı? Yok. Söylemedim çünkü Derya abla ve senden haber gelmeden onlara da haber vermek istemedim. Verelim, verelim. Haber verelim. Çok endişelenirler yoksa. Bu arada ismim Mert değil Hasan. Ha? İsmim Mert değil Hasan. Neyse korkutma beni. İyi misin? Anestezinin etkisinde falan mısın? Ben anlamadım. Yok hayır iyiyim. Hasan Doruk dayı ismiyle danışmaya kaydedildim. O yüzden onlar da danışmaya geldiğinde Hasan Doruk dayı derlerse giriş yapabilirler. Ben de çok akıllı girdin deli çıktın sandım ama iyisin. Hiç aklım başımda değil ki. Nasıl yani? Seni ilk gördüğüm günden beri aklımı kaçırmış vaziyetteyim.
Şu an burada çok zor duruyorum. Ha, sen aylardır delisin yani. Anlamıştım aslında onu ama çok şey yapamamıştım. Deli. Dosyanız kızım. Hatırlat, biz de karşılığında bir hediye alalım babaya. Böyle olmaz. Hediye gerek yok. Benim için en büyük hediye sizsiniz zaten. Ama illa bir jestte bulunmak istiyorsan görgü tanığını yakalayıp beni aklayabilirsin güzel. Hadi vallahi hatırlatma, vallahi hatırlatma çünkü sinirlerim gerçekten çok bozuluyor. Ya gittim bugün, gittim sana bu bahsettiğim görgü tanığının yanına gittim, toz çıktı ya adam. Yok be, şaka yapıyorum ya. Biliyorum yani uğraştığını. Da fazlasıyla uğraşıyorsun, bu benim biraz canımı sıkıyor yani. Çok yoruyorsun kendini. Hem ben gayet memnunum halimde, gördüğün gibi. Ama korkuyorum, korkularım var. Neden biliyor musun? Korkum şu. Yani fıylayan bir arkadaş var ya, o gelecek de fıylayacak da karımı doya doya öpemeyeceğim diye korkuyorum. Yoksa başka bir sıkıntım yok. Ben. Yok yok, olmaz öyle bir şey, merak etme. Gerçekten. Sadece sizi düşünüyorum. Başka düşündüğüm yok. Gerçekten. Gerçekten benim merak ettiğim tek sensin. Ben pusucuk. Ve benim yüzümden çok sevdiğin işinden ayrılmış olman dışında hiçbir sıkıntım yok. O durum biraz canımı sıkıyor. Gerçekten sıkıyor. Ben de sana ya bir şey söyleyeceğim. Hediyedir, bilmem nedir falan derken unutturdun, aklından çıkardın. Dur bir rahat rahat söyleyeyim, şu üstümdeki ağırlıkları bir atayım. Evet. Evet. Bir... masaya. Nasıl yapacağım? Şunu da diyeyim, diyorum koyayım da masaya. Rahatlasan diyorum. Bu ne lan? Rozetin mi? Hı. Nasıl oldu bu? Şeker döndü. Hadi canım. Nasıl oldu bu? Ya işte Taylan abi savcıyla konuşmuş. Ne demiş? Yani işte ne dedi tam bilmiyorum, bir şeyler anlattı ama. Allah Allah, helal kayınçoya da nasıl ikna ettiler savcı? Bilmiyorum artık. Belki Songül Payaslı'nın tanığını ne kadar iyi koruduğundan bahsetmiştir. Belki kocası olarak verilen tanığına körkütük aşık olduğunu... Onun gözlerinin içine her baktığında kalbinin pıt pıt attığını, hatta karnında kelebekleri uçuşturduğunu söylemiştir. Kelebekler karnında. Bakalım kelebekler. Nerede? Kelebekler yok. Nasıl yok? Ama bir çilek var. En sevdiğimiz. Gözüne böyle baktığında pıt pıt yapıyor.
Boyu. Geçmiş olsun. Valla iyi, süper, süper. Kardeş be, iki menengiç alabilir miyiz? Sana zahmet. Olmadıydı, buraları toparlarsın. Siz rahat olun. Siz hiç keyfinize bakın. Hadi git yavrum. Tamam dur, ben topluyorum. Yavrum git canım. Tamam dur. Menengiç. Menengiç iki tane canım. Hemen. Duble. Silahı yine aldım, vurduracağım bana şimdi. Ya Rabbim ya. Bir çocuk nasıl bir çocuk oldu? Hayırdır ha? Nereye gidiyorsun böyle? Niye giyindin? Okula don çorapla mı gideyim? Tamam, Allah aşkına ne okulu, gözünü seveyim otur ya sen. İyiyim. Operasyon geçirdin ya. Tamam geçirdik, oldu bitti işte, iyiyim ben, merak etmesin, tamam. Ya ağam, Allah Allah, bir tek o mu ya? Polisi arıyor seni ya, her yerde polis. Ya polis amcalar bakmıştır okula çoktan, gitmişlerdir ya. Ya ömrümü yediniz ya. Vallahi ağam, gözünü seveyim, asıl sen benim ömrümü yedin ya bak. Ben yengeme söz verdim ya. Allah aşkına otur. Bak, bakkala bile gönderme dedi ya. Otur. Ya ver bak. Yengene ben güveniyorum. Tanık manık diyor da o işten bir şey çıkmayabilir. Hem mesele o değil. Mesele benim çocuklara veda etmem lazım. Ayıp olur. Vallahi. Benim çocuklarım. Peki ağam. Peki ağam git. Yalnız benden söylemesi. Bak yengem seni affeder belki ama beni kesin öldürür artık. Mezar taşıma da yaver göbekli taş olup payası diye yazarsınız, artık ne kadar sızdırabilirseniz. Ya tamam ya, konuşma öyle ya, tamam. Çok mu seviyorsun ağanı? Deli misin ağam sen ya? Tamam lan git be, tamam. Allah Allah. Bir menengiç yap bari bana. Menengiç? E tamam sen, yeter ki otur ya. Kolay oldu ha bu sefer, vallahi. Kusura kalma. Ağam! Ağam! Ya bak yaktın beni. Yengem var ya öldürecek ha. Yedemin yaktın beni. Ya sen niye kilitliyorsun beni ya? Sarı. Öyle baş toparlayın herkesi. Son bir ders çakalım müfredata. Senin annenin okula kaçtığından haberi var mı? Var baba var. Hı? Ama okula kaçan tek ben değilmişim ha. Otur, otur. Herkes burada mı onbaşı? Hocam, Efe'yi erkeğe gönderdim. Mesulak olsun. Pekala. 12 be. Malumunuz ufak bir kaçaklık durumu söz konusu. Firariyim. Kafanızı çok fazla yormayacağım. Şişirmeyeceğim. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben çünkü bu konudaki masumiyetimden en ufak bir tereddütüm yok. Biliyorum ki kara bulutlar er geç dağılır, gerçekler gün yüzüne çıkar. Öyle bir huyu var gerçekler. O yüzden içim rahat, anlamak. Bana inandığınızı da biliyorum. Dediğim gibi kafanızı fazla şişirmeyeceğim. Birkaç konuya parmak basmak istiyorum. Belki de son dersimizdir. Öyle demeyin hocam. Önümüzde daha ne dersler var hocam. Ben bundan eminim. Evet hocam, biz tüm kalbimizle inanıyoruz size. Biliyorum kızlar. Ben de size inanıyorum, hepinize. O yüzden buradayım. 12 be. Hayat işte böyle bir şey. Biz tabii hayatı coğrafya üzerinden yorumluyoruz, müfredat gereği. Orhan Hoca başka yorumluyor, Aysel Hanım başka yorumluyor. Ama hayatın kendisi su gibi akıp yolunu bulan bir kavram. Hayat her zaman bildiği gibi geliyor. Bırakın gelsin. Bizim de vardır bir bildiğimiz elbet. Sakın ola sorunlardan kaçmayın. Korkmayın. Sorunlardan korkanlar değil, kaçanlar değil. Sorunla yüzleşen, onunla tokalaşan ve onunla
Ve onun üstesinden gelenler güçlü ve mutlu bu dünyada. Bu hayat böyle. Hayat sorun çözmek. Sorun olmasaydı Afrika'dan çıkamayacaktık. Hala o ağacın üstündeydik. Tünemiştik oraya. Bir gıdım ilerlememiştik. Sorun mu arıyorsun? Kıtlık çıktı. Yeni yurtlar buldu insan. Karanlıktan korktu. Üşüdü. Ateşi buldu. Ateşin etrafında toplandı. Dokundu birbirine. Kalabalıklaştık. Acıktı, avlandı. Acıktı, tarlalar açtı. Buğday ekti, karnını doyurdu. Hep ileriye baktı. Coğrafya kaderdir demedi. Hiçbiri coğrafya kaderdir demedi. Dört bir yanına dağıldı dünyanın. Yürümek kesmedi, uçaklar yaptı. Sonra insanın içindeki kötülük çıktı. Düşman saldırdı Anadolu'ya. Bütün hatlarıyla, bütün cephanesiyle İzmir'e çıkmak gibi bir gaflette bulundu. Yok dedi 23 yaşında biri. Biliyorsunuz çok iyi kim olduğunu. Yörük Ali. Yok! Hattı yardılar. Yedi düşman birleşip Nazilli'de, Polatlı'da hattı yardılar. Kaçalım dediler. O hayır dedi. Ölümden öte köy yok. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. Ne dedi Mustafa Kemal? Ya istiklal ya ölüm. Ya istiklal ya ölüm. Son olarak da gel Sadrime. Sarıl. Hakkın helal. Hocam, geliyorlar hocam. Bırak geliyorlar hocam. Bırak geçsin. Hocam, aç hocam. Hayır baba, aç. Evet. Hayırdır 12 be? Teneffüse çıkmamışsınız. Ne oluyor burada? Hocam muhabbet kalmadı. Evet, aynen. Hocam hayırdır ya? Böyle polislerle falan, ha? Ha. Siz teneffüse çıkmayınca memur beyler de merak etti. Böyle bir bakmak istediler. Hocam, bilimsel bir mesele tartışıyorduk biz. Sınav senesi ya bu bizim, değil mi? Evet, evet, evet. Münakaşa ediyorduk. Konu neydi? Konu neydi ya? Coğrafi konum hocam. Yani aslında böyle coğrafi konum mu yoksa anlık konum mu kaderimizi belirler de böyle iki taraf vardı, bir tartışıyorduk biz yani. Evet. Sadi Hoca da coğrafi öğretmeni değil miydi hocam? Evet. Arkadaşlar da coğrafi konuşuyor. Tamam işte komiserim. Çocuklar da Sadi Hoca'nın öğrettiklerinin üstünden geçiyorlar. Evet. Aynen. Evet. Bakın çocuklar, bu işin şakası yok. Bu adam sizin öğretmeniniz olabilir. Yalnız o artık bir kanun kaçağı. Onu adalete teslim etmek zorundasınız. Bu suça ortak olmayın. Sadi Payaslı nerede biliyorsanız söyleyin. Ben biliyorum. Sen nereden biliyorsun lan? Nerede? Yani biz ilk önce lavaboda karşılaştık. Böyle aynada ben bakışlarını gördüm. Böyle ışıl ışıl bana bakıyordu o çift mavi gözleri. Asla vazgeçme diyordu bana. Asla pes etme. İyi insan ol. İşte ben de tam olarak o anda anladım ki Sadi Payaslı benim.
Yalan söylüyor hocam. Ne zaman çaresiz kalsam, duvarlar üstüme gelse, sıkışsam, nefesimin kesildiğini hissetsem, nefes oldu bana. En ümitsiz anında çekip çıkardı beni okuyudan. O yüzden Sadi Payaslı benim. Öyle yağma yok ya. Ben ne zaman dara düşsem, omuzumda bir el hissettim. Mavi gözleriyle sıcacık bakıyordu. Yani nasıl denir? Öğretmenden çok öte. Ekmeğimizi kaybettiğimizde bile yanımızda o vardı. İş oldu, aş oldu varlığıyla bize. Yani Sadi Payaslı benim. Sadi Payaslı benim. Üstelik en büyük suçu ortağım olabilir kendisi. Ne zaman artık bitti, yaşamak istemiyorum desem tüm gücünü bana verdi. Bu okula geldiğimizde de herkes bize canavarmışız gibi bakarken tüm şefkatiyle kucak açtı. Yanımızda oldu. O yüzden Sadi Hoca'yı kimseye bırakmam. Öncelikle bir itirafta bulunmak istiyorum. Ben Sadi Hoca ile sırt sırta dövüştüm. Ben buranın en belalı tipiyim. Ama o bir arsıza, bir hırsıza, bir araza değil iki defalarca şans verdi. Senden de olur be sarı kafa dedi. O yüzden ömrümün kalan tüm günleri onun uğruna hapiste geçebilir. Ne olursunuz. Komiserim. Komiserim. Sadi Payaslı benim. Ben onun sadece genlerini taşımıyorum. O benim sadece babam değil. O benim en yakın arkadaşım. O benim dostum. O benim sırdaşım. Damarımda onun kanını taşıdığım için gurur duyuyorum. Ve bütün hücrelerimle size yemin ediyorum ki Sadi Payaslı benim. Beni alabilirsiniz. Ha, hem ben idmanlıyımdır da. Ha? Onun yerine çok güzel yatarım. Yani memur beyler, anlayacağınız üzere doğru adrese geldiniz. Sadi Payaslı tam da burada. Sadi Payaslı biziz. Sadi Payaslı biziz. Sadi Payaslı biziz. Helal! Kapı çok sıcak oldu ya. Çekilin çocuklar. Orada bir şey oldu. Ne yaptın? Songül Hanım. Eşiniz uzun boylu biri mi? Evet. Şey. Bu videoda kaçan adamların ağzından ateş eden uzun boylu biri var. Her şey apaçık ortada işte. Gerek keçi yok gibi inatçı. Nuh diyor, peygamber demiyor ya. Hastanedeyiz. Emniyet güçleri. Sadi Payaslı. Kıpırdama. Sakin. Sakin. Beyler. Sadi Payaslı tutuklusun. Sadi Payaslı'dan polise, askere zarar gelmez.
yaşamak unut.